Jarvan, Rakan. Jarvan'ı bu ekranda görmeye pek alışık değiliz. Evet. Hele ki Jarvan'ı, mavi tarafta görmeye. Jarvan'ı seçimde görmeye alışık değiliz artık. Ya. Çok az seçildi Jarvan turnuva boyunca. Benim şaşırdığım noktalardan bir tanesi o da. Bir önceki IG oyununda TL bayağı hype'lanmış gördük Jayce'e. Yalnız şeyi unutmayalım. XBT'i gerçekten damman maçını Jarvan'la taşımıştı. Rookie evet. Hiç öyle bir... Rookie demişim pardon. Invictus hiç öyle bir kaza istemiyor. Kaza istemiyor ama... Skarner. Kaza yani, istemiyor ama dünya şampiyonasındasınız. Evet. Yani bir şampiyon sizi zaten bütün turnuva getirmez. Hiç. Ama tek maçı getirebilir ve tek maç üzerinden oynanıyor bu. Yani hiç normalde burada görmeyeceğimiz şampiyonlar yasaklandı. Jarvan ve Skarner. XBT'nin gerçekten çok sevdiği şampiyonlar. Bir de KorCC'ye de oradan bir çelme geldi. Ve ben AG tarafında özellikle Rookie'nin artık oyunun geç aşamasında değil de özellikle erken oyundan orta oyuna geçerken o ilk 15 dakikalık kısımda oyuna etki edebilecek bir şampiyonu görmek istiyorum. Bakalım IG'nin aklında neler var. Gragas geldi. Esnek bir tercih. Alt koridor, orman. İkisinden bir tanesini görebiliriz. Ling'in elinde göreceğimizi düşünüyorum. Gerçekten geçen dünya şampiyonası da muhteşem oyunlar oynamıştı. Zaya, Syndra varken, Kayle varken Gragas'a gitmeleri düşündürdü. Göreceğiz. Ormancı yasaklandı iki tane. Tamam ama yani Lee Sanderson... X-Smith'in ya Kiana elini... açık, Kiana. X-Smith'in ya Kiana açık, ne anlatıyorsa Kiana sakin, açık. Sakin. X-Smith oynamıyor olabilir. X-Smith oynamıyor Kiana zaten. Yani... Tamam işte bu direkt eksi bir. Tamam zaten Gragas seçilmesinin amacı o. Hayır, rakip ormancıyı Liquid, bitirmek. Team Liquid'in Kiana seçeceğini düşünmüyorlar. Kiana seçseler bile Jensen seçecek zaten. Ya burada X-Smith'i sen de söylemiştin aslında. Takımın en iyi gözüken ismi belki de X-Smith'i. Impact iyi bir turnuva geçiriyor. Double Lift iyi bir turnuva geçiriyor ama X-Smith'i biraz iyi oynuyor ya evet. Bu turnuvada. Onu bitirmek için iki ormancı yasakladılar, bir de Gragas seçtiler üzerine. Ya bir de şöyle bir şey var şimdi. Jensen isterse gelecek sene yerli statüsüne geçebiliyor. Yani bu takımda gönderecekleri isim XBT olur muhtemelen. Baktığın zaman ekrana. Ha, faturayı ona mı keserler diyorsun? Yani XBT burada bayağı bir kendini boostlamış durumda. Bayağı bayağı performansı üst seviye. Kai'Sa geldi Ning'den. Jackie Lava oynayacak. Ya TL'in yaptığı iki tercih bence daha kuvvetliydi ama bu işleri değiştirir. Impact yerli statüsünde değil mi? Yanlış hatırlamıyorum ben. Tombalık'ta. Impact. Evet, Impact yerli statüsünde oynuyor. Ki Impact zaten ilk gelen. Aynen. LJK oyuncudan bir tanesiydi. Evet, zaten Jensen da hemen hemen aynı dönemde geldi. O kuralı hatırlatalım. 2016 Temmuz olması lazım. 2016 Temmuz öncesi bir lige transferi olduysanız öyle bir şansınız olabiliyor. 4 sene oynadıktan sonra. Jensen da Impact'te 2016 Temmuz'dan önce NA'de LCS'de oynamaya başladılar ve her ikisi de 4 yılı doldurdu. Artık hiçbir bölgede böyle bir kural yok. Artık ancak o bölgenin vatandaşı olmanız gerekiyor. Örnek olarak Amerika vatandaşı olmanız gerekiyor ki Koreliyken yerli statüsünde oynayabilir. Her bölgede böyle olarak değişti bu kural. Ama Jensen hala şansı olan yegane oyunculardan. Bu turnuvada en iyi performansı LeBlanc'la gösterdi. Ben tek iyi performans tek hatta. Tek iyi performansı. Team Liquid adına güzel haber. LeBlanc almayı başardılar ve karşısında da Syndra'yı yasakladılar. Ve Kiana gidecek muhtemelen orta koridora. Kiana'ya karşı da kötü bir tercih değil LeBlanc. LeBlanc zaten özünde bu var. Ortada karşısına kim gelirse gelsin. Hatta bir ara çok eskilere gideceğim. Hani counter olarak Lulu görünüyordu. Hatırlarsın. Lulu Syndra şu an. Galio bir ihtimal alınabiliyor ama ben... Lissandra galiba şu an en şeyi ya, en güvenilirli gibi duruyor. Ama muhtemelen Kiana'ya karşı oynayacak. Eğer Gragas desteğe geçmezse tabii o da ihtimaller arasında. Sen bahsetmiştin zaten LeBlanc'ın bayağı bozduğunu. Onlara direkt burada o şampiyonu yasakladı. Bakalım oyunun son yasaklaması hangi şampiyon olacak, hangi koridora gelecek? Üst koridora gelebilir, ormana gelebilir. Invictus burada hangisini tercih edecek? Ormana gelirse hangi şampiyon olacak derken Kayle. TL göstermişti ama almamıştı. Ve Double Lift tercihini yapacak burada. Şu an 3 tane aslında rolde şampiyonları belli. Buraya esnek bir tercih almak zorundalar gibi duruyor. Hem ormana hem üst koridora girebilecek. Çünkü ellerini çok belli edecekler. Ama Olaf gelecek galiba. Yine XBT'in sevdiği şampiyonlardan Olaf geldi. Üst koridora karşı seçim hakkına sahipler. Ama onun dışında Invictus Gaming koridorlarda hangi dörtlüye karşı oynayacağını çok iyi biliyor şu anda.
Yani bir şaşırtma, bir sürpriz imkanı yok şampiyon değiştirerek. Olaf'ın üst koridora gitmeyeceğini varsayıyorum tabii böyle bir durumda. Alistar gösteriliyor Bağlan tarafından. Alistar'ı da alırlarsa ciddi anlamda bir kitle kontrol olacak takımda ki geldi Alistar. Son seçim bakalım üst koridora ne gelecek. Çünkü onlar da az çok ellerini belli ettiler Gragas Orman. Kiyan'a orta koridorla birlikte. 10 saniyeleri kaldı. Birazdan göreceğiz. Ya burada Team Liquid'in avantajı Dishine karşı eşleşme oynamayacak. Counter eşleşme oynamayacak. Vlad. Kirby Vlad geldi. Jayce ortadan kalkmışken evet belli başlarda anlamda ama Impact bu eşleşmeyi çok iyi oynadı. Hatırlayalım Vladimir'e karşı oynadığı eşleşmeyi. Onun sevdiği bir eşleşme. Aatrox'un lehine ilerleyen bir eşleşme. Dede döndüler son saniye. Dede döndü. Tekrar Aatrox'a döndü. Aatrox geldi. Aatrox daha rahat kazanıyor bu eşleşmeyi. Ve Aatrox'la göreceğiz tekrar Impact'te. O da iyi bir turnuva geçiriyor. Onu söylemek lazım. Şöyle bakıyorum tek tek eşleşmeleri. Orta koridor ve üst koridorda bence Team Liquid avantaja sahip bu arada. Hem LeBlanc hem Aatrox'la birlikte. Fena bir kompozisyon kurmadılar oyunun erken safhaları için. Her koridorda hatta neredeyse ufak tefek üstünlükleri var. Bu da Olaf'ın işine geliyor. Rakip ormancıyı darlayabilme konusunda. Fakat işte Konutiel olunca net bir şey söylemek çok güç. Şunu yapabilirler, şunu yaparlar diye. Çünkü Jensen bir anda saçma sapan bir hamle yapabiliyor. Ama genel anlamda oyunun erken ve orta safhasında çok kuvvetliler. Oyun ilerledikçe sıkıntı yaşama ihtimalleri bir aylı fazla. Ve artık mücadeleye geçeceğiz. Kader maçı her iki takım içinde. Invictus Gaming, geçtiğimiz yılın şampiyonu. Double Lift. Kaç yılından beri artık hatırlamıyorum ama son 4 dünya şampiyonasında da gruplardan çıkamadı. Zannediyorum bu 5. olacak. Çok, eğer çok çıkamazsa. Şey ya. Çok üzücü hakikaten Double Lift'in durumu ya. Ve sıkıntı şurada. Double Lift kötü oynadığı için çıkamıyor gibi bir durum da yok. Evet, Double yani Lift bir kere iyi oldu. Oynuyor. Bir kere oldu. Son 4 yılda bir kere ya. Oldu ama son 2 yıldır iyi oynuyor Double Lift gerçekten. O da olur yani. Ve grupların kader maçı. Bu maçla birlikte komple grupları bitirmiş olacağız. Aynen öyle. Asıl heyecan başlıyor olacak tabi. Tabii şunu söyleyelim, bu maç bittikten sonra bir yere ayrılmayın çünkü kura çekimi eşleşme var. Eşleşme çekimi olacak. Çeyrek finalde kimlerin mücadele edeceğini hangi öğreneceğiz. Hangi birinci G2'yi çekecek onu aynen, göreceğiz. Aynen öyle ve Griffin çekemiyor onu söyleyelim. Evet. Çünkü Griffin aynı grupta çıktılar ama şöyle bir nokta da var. Şu ana kadar 3 Kore, 3 LAC takımı çıktı. Bir tane de Çin takımı çıktı. Yani sonuncu takım, son çeyrek finalist ya Çin takımı olacak ya da Kuzey Amerika takımı olacak. Eğer Team Liquid bu maçı kazanırsa bütün ikinci seri başları Batı'dan, bütün birinci seri başları Asya'dan olacak. O da ilginç bir nokta. Tabi bu mücadele bittiği gibi kura çekimi olacağı için orada da eşleşmeleri ve hangi takımların üst durağı adını yazdırdığını görebileceksiniz. Bütün 8 takımı tekrardan görme fırsatına erişeceksiniz bu maç bittiği gibi. Erken oyunda bir agresiflik olmadı. TL orada biraz aslında bir şeyler çıkarmaya çalıştı ama Totem'e yakalandılar onlar da. Hemen geri gittiler. Şöyle eşyalara bakıyorum. Gözüme çarpan farklı bir tercih yok. İki tarafta bu arada orta koridorda Müsibet X-Ray ile başlamış. Gayet doğal. Üst koridorda yine son zamanların Vladimir başlangıcı. Doran yüzüğü. Ekstra can, ekstra yetenek gücü ve ekstra İksirle başlayabildiğiniz için iyi bir tercih. Her ne kadar mana kullanmıyor olsa bile. İki takım için de aslında tavan mı devam mı karşılaşması an itibariyle başlamış oldu. Bağolan orada ilk yeteneği kullanan taraf oldu. Tabii koridor ittirmek önemli bir nokta alt koridorda. Seviye 2 olduğunuzda ufak da olsa bir ilk kan almak için pencere açılıyor sizin için. Orta koridorda Jensen'da şampiyonun erken seviye avantajlarıyla
Orada minyonlardan bayağı uzak tutmuş Rookie'yi. Jensen'ın da şeyi var, fark etmişsinizdir siz de. Uluslararası turnuvaya geldiğinde bir performans düşüşü yaşıyor Jensen. Ciddi anlamda performans düşüşü yaşıyor hatta. Impact çok güzel bir takasa girdi. Şah elinden geldiğince cevap veriyor. Ama genellikle bu eşleşmeyi zaten Aatrox'un kazandığını biliyoruz. Bütün izlediğimiz Aatrox Bloodmoor eşleşmeninde Aatrox'lar ciddi avantaj yakaladı bu arada. Rookie çok güzel oynadı burayı bu arada. Orada elementini çalıdan almıştı ve hemen çalının içinde görünmez olup hayali zincirden kaçtı. Tabii dışarıya orada dikkat etmesi gereken en önemli nokta Yenilmez'in devreye girdiği anda takastan kaçması. O yüzden de en azından erken seviyede buna dikkat etmesi gerek. Ya, size tek bir şey söyleyeceğim. Olaf'ın orman temizleme hızına bakar mısın? Evet. Bütün kamplarını aldı. 3 kampı duruyor Gragas'ın. 23'ü 12. Yani böyle bir hız yok. Şimdi aşağıda takaslar. Bağlan burada biraz fazla hasar aldı. Karşında hiç hasar yemedi Team Liquid alt koridoru. Bir de burada Ning'i de buldu. Ama X-Mit'i onunla bir birebir yapmak yerine Yampiri'yi alacak. İki Yampiri'yi de alma şansı var şimdi X-Mit'inin. Yalnız canlar skor alınabilecek noktaya geldi. Rookie tek atar oradan düzgün combo kullanabilirse. Ama X-Mit'i ortaya farkında. Çok yakın. Evet. Şimdi Rookie çok güzel kaçtı. Şampiyonun mekaniklerini çok iyi kullandı burada. Minyonların üzerinden kaydı. Sonrasında da element almak için daha tıkladı. Ama burada X-Mit'i de bahsettiğim gibi iki tane Yampiri yengeçle başlamış oldu. Tabii erken seviyelerde orada Ning'in de nerede olduğunu gördüğü için bayağı bir zaman kazandı. Mavi güçlendirmesinin hala full canda olduğunu görmüştü. Bağlan düşebilir. Yalnız X-Mit'i alt koridora geldi. Şimdi burada yakalandı Bağlan. Sırçasında kullandı ama çok güzel bir toz. Arka taraftan Ning'in geldiğini biliyorlar. Şimdi burada X-Mit'i yakalandı. Tuşurda geldi. Acaba ilk kan alma şansı olacak mı iki takımdan birinin derken X-Mit'i orada hemen sırçasına atıyor. Orta koridorda Rookie skoru almış. Rookie skoru almış. Jensen bir cevap vermeye çalıştı ama yetmedi. Bu kötü haber. Bildiğimiz gibi. Bu kötü haber. Jensen bildiğimiz gibi verdi ilk kanı birebir de. Çok belliydi aslında o canlarda Kiyan'ın bu tarz işleri yapabileceği. Ki daha önceden de burada illüzyonunu da çıkarmayı başarmış. Belli bir canın altına indirdiği için. Yani bu işte bahsettiğim combo bu. Müthiş oynamış. Yani o kadar kısa bir aralıkta Rookie 3 tane saldırı yapmış ki direkt elektrikler patlamış. Aynen öyle. Yani buna verilebilecek bir cevap yok. Müthiş buna verilebilecek cevap o hamlenin gelebileceğini bilip geri dönmektir yani. Bu seviyedeki oyuncudan bunu bekliyorsun açıkçası. Ama Rookie'den de bunu bekliyorsun çünkü Rookie de apayrı bir seviyedeki bir oyuncu. Ya Rookie'nin iyi oyunu evet ama ben daha çok Jensen'ın şampiyona saygı duymamız lazım. Şakobot'u gelmiş. Geliyor. Rookie geliyor şimdi buraya. Çok hızlı geliyor gezgin çizmesiyle birlikte sıçrayla beraber Duşay. Impact'in üzerine gitti. Impact sıçrasını attı burada. Rookie onu sersemletiyor ve ikinci skoru dakika 5. Yani ilk geri dönüşte direkt Mammoth'u bitirmiş. Hiç beklenmedik bir hamle. Yani bunu Impact'in tahmin etme şansı yok. Şansı yok. Yani zaten gördüğünde her şey için çok geç. Rookie taşımaya gelmiş. Gezgin çizmesi hemen orada devrede. Bahsettiğimiz duruma geldi aslında Rookie. Ne demiştik? 10-15 dakika, 20 dakika civarında iş yapabilecek, o dakikaları damga vurabilecek bir şampiyon oynaması gerekiyor demiştik biraz da. Daha iyisi olamazdı herhalde. Yalnız oyunun daha 6. dakikası ve orta koridor farkı ufaktan kendini belli etmeye başladı. Birazcık evet. Yani Jensen'in buna bir dur demesi lazım. Ama karşısında 2-0'lık bir Kiana var. Ya 2-0'lık bir Kiana var ama dua etsin ilk eşyası Şakobot'u. Gezgin çizmesi. Şakobot'u ya. Ama yani bunu beklemesi lazımdı ya. Genelde zaten oyun stili bunun üzerine Kiana'nın. İlk eşya olarak direkt almasını beklemiyorsun. Evet alıyor. Bütün oyuncular alıyor Kiana oyuncuları. Ama İlk geri dönüşte ben beklemiyordum açıkçası ya. 6. seviye oldu mu falan özellikle başmak için alıyor oyuncular. Bu tarz ya bu hareketi yapmanızdaki en büyük sebep özellikle seviye 6'ya giden yolda size çok zaman kazandı. Çünkü seviye 5'te veyahut da 6'da alt koridorda çıkmış olan bir çatışmaya yetiştiğiniz zaman size inanılmaz bir kazanç sağlıyor. Şimdi dikkatli olmaları lazım. Rookie her gözükmediğinde yan koridorlardan birinde olabilir. Orada bir anda beklemediğiniz anda Rookie çıkabilir. Rookie koridordan ayrıldığı anda geriye yaslanması gerekiyor Team Liquid koridorlarını. Üst koridorda da tabii 58'e 44. 58'e 44.
Tabii 1 milyon dalgası geliyor burada Impact'e doğru. Muhtemelen o ara kapanacaktır ama. O verilen skor tabii bu farkın olmasındaki ana sebep. Rookie bir kere daha geliyor. XBT'nin burada olduğunu biliyorlar ama. Smith hayatını kurtarmış olabilir evet. Burada Impact'in. 3 kişi geliyorlardı çünkü. Rookie şimdi geri dönecek. Tabii gezgin çizmesi olduğu için çok rahat bir biçimde koridoruna geri dönebilecek bir şey kaybetmeden. Geri döndü hatta bak. Geri dönüp yetişecek bu koridora. Baolan şimdi burada takası başlattı. Double lift'i yakaladılar ama Core JJ güzel kurtardı orada double lift'i. Jackie Love şimdi Core JJ'yi vurmaya başladı ama arka tarafta da double lift Baolan'a vuruyor. Burada Baolan skoru gelecek. IG burada takası istemişti ama kazanan TL oldu. Şimdi Jackie Love arka taraftan Jensen geliyor. Jensen bu skoru istiyor ama çıpa tutmadı. Jensen geldi yandan da Rookie geldi. Rookie Jensen tekleyebilir burada ultiyi de kullandı. Ning de burada. Bir skor daha Jensen'dan rakibe giden. Evet, değişim birebir oldu ama ben gerçekten Jackie Love'un neyi düşündüğünü hala merak ediyorum. Orada Alisa harika bir combo yaptı. Hatta her şeyi geçtim. Ace'ini de tetikleyip düz vuruşla beraber sersemletmeyi de başardı. Orada 3 yük vardı yanılmıyorsam WT'nin üzerine sıçra atıp Q bassa ölecekti muhtemelen. Şifa vardı hala. Ya ölür vardı üzerinde. Bir daha izleriz şimdi pozisyonu. Çok net bir şey söyleyemiyorum ben şu an. Ama Core JJ de iyi durdurdu Jackie Love'ı sersemletip. Ya her şeyi geçtim. Olabilir 2-2 de atalım. Jensen ne yaptı orada? İşte zaten sersemletme dedin ya. Bakalım şimdi burada sıçrası var mıymış? Burada sıçrası var Jackie Love'ın değil var, mi? Var var sıçrası da var şifası da tamam, var. Tamam yapacağınız tek şey burada Nautilus'tan gelen Q'ya sıçratmak. Bakalım 2-3. 3-3. Yok ya yetmez. Tutuştur. Nasıl ya? Yok vurur öldürürmüş. Çok net öldürürmüş. Sonunda bir tane daha ekstra hasar çıkınca Jackie Love bayağı korkuk oynamış. Devamında ne oluyor peki? Devamını konuşmayalım bence. Devamında Baolan düşüyor devamında. Jensen ya üzerinde yırtıcı da gözüküyor. Niye takım arkadaşlarının yanına vurkaç atmıyorsun? O kadar fazla soru işareti var ki Jensen için burada. Bu arada son hasar çok fazla gelmiş orada Alistar'dan sersemletme hasarı. Dediğim gibi Jackie Love nedense takip etmemiş. Tutuştur olmasaydı üstünde... Kesinlikle sen de burada evet. Aynı nokta diyeyim ama tutuştur varken onu yapmamış olması... Yok hasarı gördükten sonra ben de katılmam evet, sana evet. Ya. Bir de hani yani. Bütün yüklerde olmuş hı-hı. Orada evet. Bir düz vuruş yapacak sadece. Bir düz vuruş, 4 yük varmış. Oldu üzerinde. Bitti, olaylar 3-1'e geldi. Kiana beslenmeye devam ediyor. Ning de oyuna dahil oldu aldığı skorla birlikte. Rookie hemen sıçrayı attı burada çünkü X-Mez'i çalıda bekliyordu. Yukarıdaki Mio farkı bir baskından sonra direkt açıldı. Yalnız Impact burada o biraz fazla hasar oldu. Alacaktı. Shy ile beraber Ning'in oyunu. Invictus geri döndü. Bir takımın performansı bir ormancının oynamaya başlamasıyla bu kadar değişemez. Aynen öyle. Ama işte Ning devreye girdiği zaman AG'deki bütün oyuncuların işine yarar. Ya bir şey diyeceğim. Aslında aynen öyle dedim ama şimdi Leon var, Ning var. Yani ya Ben karşılaştırma yapmadım. Ben sadece oyun bazında konuşmanın daha evet. Doğru olduğunu düşünüyorum. Haklısın ama yani gerçekten iki ormancı arasında da devasa fark var. Biri dünya şampiyonasının MVP'si, diğeri akademiden çıkmış genç bir oyuncu. Ya şöyle, Ning çok temiz oynamıyor. Az önceki maçta da gördük aynen. Aslında. Saçma sapan hareketleri oldu kule altına girdiği. Ama şöyle bir durum var. En azından bir şey yapmak istedi mi çekinmiyor. Ve ne yapması gerektiğini biliyor aslında. Evet. Yani biliyor. Sadece abartabiliyor. Hamle yapmaktan çekinmiyor. Takımın isteklerini daha iyi karşılıyor. Leon yani duruyordu sadece. Ulti atıyordu Gragas'la ama attığı ultiler rakibe yardım ediyordu. Erken safhada hiçbir baskı yoktu koridorlara. Baskın göremiyorduk. Durum böyle olunca Ning'e dönmek her ne kadar Ning'in böyle kendi başına kaybedebileceği maçlar da olsa kendi başına kazandırabileceği maçlar da bir o kadar var. Onu da unutmayalım. Şimdi, yani şöyle bir skor tablosuna bakıyorum. 0-2-0-2. Taşıyıcı bu şampiyonlar. Ve oyunun her evresinde gerçekten kuvvetli olanlar Rookie yalnız, burada düşmüş olabilir. Rookie burada çok zor durumda kaldı. Çıkabilecek mi diye bakıyorum. Yandan Ning yetişmeye çalışıyor. Rookie yine Rookie, çok güzel oynadı Rookie. Burayı. Ama kaçamayacak. Arkadan şimdi ulti geldi. Burada skor Jackie Love'a gidecek. Öteki tarafta da sersemleyen bir Jensen var ama Jensen buradan çıkmayı başardı sanırım. Jensen şansını deniyor. Baolan'ı kesebilecek mi? Baolan'ın sıçrası var. Baolan burada sıçrasını yemliyor. Ning şimdi orada. Jensen'ın üzerine gitmek bir seçenek olabilir. Yalnız yukarıda da başka bir savaş var. Dışarıda Impact kaçırdı. Impact orada. Q yeteneğini kaçırıyor. Tuttursa bu arada skoru almıştı. Ya bu arada skordaki fark da 111'e 67.
inanılmaz fazla bir fark var. Ama buradaki farkın açılmasını tabii ki de Rookie'nin o seviye 5'te attığı baskın. Evet evet. Bir ya. Anda oradaki bu ikilinin arasında farkın açılmasına yol açtı. Tabii onun üzerine bir de buraya Ning geldi, kule altı yaptı. Onu da hatırlayalım. 2 milyon dalgası kafadan gitti öyle zaten. 2-3 milyon dalgası. Aynen öyle. Özellikle ikinci baskındaki o milyon dalgasını kaybetmesi Impact'i bayağı bir araladı. Rookie de burada yani ya, oyalayabildiğince güzel oyaladı ama yakınlarında bir takım arkadaşı yoktu. Çalıları o kadar güzel kullandı ki çalıları. Evet. Şuna bakar mısın? Çok vakit kazandı. Burada bu arada zincir tutmasaymış, gözükmeyecekmiş, biraz daha oyalayacakmış. Aynen. Zincir işleri bozmuş biraz. Ya Core JJ şu ultiyi atmasa bu arada, TL burada daha fazla şey kaybederdi. Diğer doğru, tarafta Dışay ile Impact arasındaki takaslar devam ediyor. Şu an ama Dışay avantajlı çıkmaya başladı. Tabii üzerinde Impact'in Celad'ın çağrısı yok, onu söyleyelim. Ki kara baltayı bitirmeden önce de alamaz gibi geliyor bana. Bir ihtimal almamalı da. Ya, almamalı da ya. Geride çünkü. Geride, çok geride. Ya bu arada X-Mitty de evet skorlara pek katkısı olamadı haliyle ama iki tane ejder çıkardı takım adına. Yalnız. Koru verdi miyim? Şahit. Ölmez. Burada sıçra. Sanki şans deneyecek gibi ve evet. Sıçra gelecek çünkü. Ning geliyor şimdi ama Core JJ orada bekliyor. Ning dikkatli olmalı. Hemen orada geri adım. Core JJ'yi gördüğü gibi topuk. Ya yalnız şuraya bakar mısın? Barikat kalmadı. Bir tane barikatı da almadı bu arada. Yani alabilecek durumdayken geri dönmüştü ilk barikatta. Yalnız Dışay burayı çok net kazanmıştı ki çipa geliyor buradan. Kuleden de bir hasar Dışay'ın üzerine şimdi. Yine de vuruşu atmadan E kullandığı için kule menzilinden çıktı Dışay. Evet. Düşmeyecekti. Hala çalıda bekliyor Ning. Ya buradan gelmeyecek. İlk kule gelecek. Dakika 14'ü de geçtik. Şimdi Dışay da Impact buraya ışınlanan da gelecek. X-Mitty yakın. Bakalım. Bir şeyler çıkartmayı deneyebilir buradan bu ikili diyeceğim ama saldılar galiba. O kuleyi 3 tane vurunca düşeceği için aynen. O riski hiç almadılar. Hiç gerek yok. İlk kulede böyle Dışay'a yazılmış oldu altını. Ya bu eşleşmenin birçok oyuncu tarafından oynandığını gördük. Outrox-Vladimir eşleşmesini. Her oyuncu da Vladimir olarak büyük problemler yaşadı ama Dışay zaten muazzam bir turnuva geçiriyor. Jackie Love burada yakalanmış. Sıçrayı da kullandı şimdi. Core JJ onu yakalamak istiyor ama Jackie Love sıçrasını kullandığı için mesafeyi açmayı başardı. Güzel de bir açıya kullandı tabii. Duvarın evet. Arkasını geçebildi orada ufak çıkıntının arkasına. Çipa da gelmedi üzerine. Rookie. Tabii Jensen orada artık Rookie'yi göremediği anlarda hemen geri kaçıyor. Double lift'te karşılık kulesini alacak ve altını da kendisi alacak. Diğer taraftan rahat bir alamet IG cephesi için. Yukarıdaki altın farkına bakar mısın? Bakmasak daha iyi galiba 2600. Ya. Yani tam 2600. Olmaması gereken bir fark ama bu kesinlikle Impact'in suçu değil. Onu söylemek lazım. Belki ilk baskını okey hani yememesi gerekiyordu. Ama geri kalan kısımda X-Mitty'nin biraz yardımcı olması gerekiyordu. Ya aradaki milyon farkı giderek artıyor. 70. 70 yani. Bu dakika için 70 milyon demek oyunun üst koridorda Impact için bittiği anlamına geliyor. Buradan sonra Impact nasıl toparlayacak açıkçası bilmiyorum. Vladimir çok daha etkili olacak takım savaşlarında. Hem önde olduğu için hem de eşyalara daha erken kavuştuğu için. En azından TL adına güzel haber. 2 tane ejder almayı başardılar. Her ne kadar okyanus ve bulut olsa da. Oyunun ilerleyen dakikaları için ufak bir yatırım. Bakalım altında toplamda Dışay'ın çok büyük bir üstünlüğü var. Yalnız Jensen'dan burada bir deneme şimdi. Ning'i yakalamak yalnız. İstemişti de Baolan çok rahat bir biçimde önledi bu pozisyonu. Kişi kaldılar. Kiana yukarıda ışınlanı yok. Onun karşısına birinin gitmek, onun karşısına birisi gitmesi zorunda. O da muhtemelen Jensen olacak. Yani double lift dayanmaya çalışıyor ama baktığın zaman Dışay, Jackie Love, Rookie hepsi şu an altın noktasında çok iyi yerdeler. Sadece X-Mitty ilk 5'e girebilmiş durumda TL'den double lift dışında. Double lift'i dümdüz teklerler ya. Hani Dışay ve Rookie ikilisi. Alamet orta koridor kulesi için şimdi büyük bir avantaj getirecek buraya.
Ama minyonlar kalmadı tabii ki. Double Lift burada iyi oynadı. Bu arada Rookie orada bir kere daha Jensen'ı yakaladı. Tek vuruşluk canı kaldı Jensen'ın. Rookie tekleyemedi Jensen'ı. Jensen bu arada koridora gelirken öyle tek yiyordu. Yani... Kuşturu bıraksaydı belki tekleyebilirdi ya. Evet. Evet. Play'i alacaklar ama. Double Lift bu sefer tutamayacak gibi duruyor. Ama yok, Jackie Love play'e vurmuyor. O riski almak istemiyorlar çıpa tuttu bu arada ama yalnız. Ning. Ning'den güzel bir vücut darbesi. Şimdi ulti de geliyor Ning'den. Hemen sıçralar. Orada hem Impact hem Core JJ anında sıçrayı attı ama bu kronometre ölüm getirecek. Dışarıdan agresif bir oyun. Dışay hemen tüylerin menzilinden çıktı. Diğer tarafta Jensen. Jensen şansını deniyor. Rookie yandan geldi. Skor anında aldı. İki sıçra daha aldı orada. Rookie'den bir sıçra da kendinden geliyor. Jensen ölüme doğru adım atıyordu. Rookie'yi gören sıçraya basıyor şu an. Yani çok kısa süre içerisinde 5 sıçrasını da aldı TL'in IG. Ya geriye düştüğünde de LeBlanc bu arada hiçbir işe yaramıyor neredeyse. Diğer tarafta Jensen yine zorladı, yine. Bir de kan nakli kullanan orada dışarı hayatta kaldı. Aynen öyle yani. Kuştur vardı üzerinde. Orada Jensen yine zorladı ve yine dezavantajlı çıkan kendisi oldu. Öldü çünkü. TL için en kötü senaryo Jensen'ın 0-3 olduğu bir oyun. Evet. Ve oynadığı şampiyonda geç dakikalarda güçlenen bir şampiyon değil. Onun dışında Jensen'ın bu turnuvada iyi performans gösterdiği tek şampiyondan bahsediyoruz. Yani işler TL için gerçekten çok zor görünüyor. Bir ejder daha gelecekmiş gibi ama şimdi buraya bir ışından geldi dışarı tarafından. Ya burayı bırakacaklar zaten ama bu maça da bu dakikadan sonra yapabilecek çok bir şey var mı açıkçası emin değilim. Çünkü Double Lift iyi durumda olmasına rağmen Double Lift'in kafasına binebilecek çok fazla şampiyon Ning, bu arada var. Double Lift'i yakaladı sen tam bunu derken Noel Dayı. Gerçekten kafasına bindi orada Ning. Smith'i. Arkadan şimdi Rookie Smith'i yakalıyor. Jackie Love da geldi buraya. İki skor birden. Her ikisi de dışarıda kaldı. Ya oyun bitmedi ama bitti yani. Evet. Kontrol Eden'i iyi RG'ye geçmiş durumda. Şu Vlad iki eşya. Daha... Aatrox'un üzerine bitirdiği bir eşya yok. Tam anlamda. LeBlanc bir eşya ama ne yapacak bu LeBlanc? 0-3 geride. Tek yani atmaya çalışacak ama kime atabilecek? Tabii ki de TL için bir şansı var. Yani bir takım savaşında iç skor vermeden üst skor almayı başarırsa arkasına ufak ufak bir kule almayı eğer becerebilirse evet geri gelebilir ama tabii bunun için IG'nin hata yapması lazım. Ya sıkıntı şurada. Dediğin evet. Skor alsalar falan filan da. Vladimir bu kadar güçlüyken o Vladimir'in olduğu savaşı kazanabilir mi çok emin değilim ya. İşte hata yapsalar bile yetmeyebilir Vladimir. Ekstra hatalar gelmesi lazım. Aynen. IG tarafından. IG Vladimir yokken orada bir hata yapacak. Yani bir değil hatta birkaç hata yapacak ama çok mümkün gözükmüyor açıkçası o şu an IG'nin oynadığı oyunla birlikte ya. Impact ilk eşyasını tamamladı. Karavalta. Yani 70 milyon fark hala devam ediyor. Ciddi bir rakam. 15. dakikada da vardı bu 70 milyon fark belki, hala devam ediyor. Belki karşınızda bir tank şampiyonu olsa buna göz yumabilirdiniz ama hani bir şey oldu yanlış gitti tank eşleşmesinde tank şampiyon önünüze geçmeyi başardı korkmazdınız ama söz konusu senin dediğin gibi Vlad olduğu zaman işler çok değişiyor. Ya tam tersinde de hani ne bileyim Sion oynarsın, Malphite oynarsın yenilgiyi kabul ederek gidersin o koridora. Ben bu koridoru kaybedeceğim zaten. Hani 70 milyon falan yine çok fazla ama en azından kaybeden eşleşme oynuyor. Tank eşleşmesi oynuyor diyebiliriz. Baksana şuraya. Burada öyle bir durum da yok Triel. Şahin neredeyse birebir de alacak skoru dediğimiz anda neredeyse gerçekliğe dönüştü. Vladimir Aatrox kovalıyor. Yani kazanan eşleşmede 70 milyon fark. Devamı gelecek. Yalnız burada şimdi sıçrayla içeri giren bir isim var. Baolan orada birilerini yakalamak istedi ve bunu da başardı çünkü. Korceci'ye düştü. Bu arada diğer tarafta. Hiç beklenmedik bir durum. 2v1. 2v1 ama en azından Jensen Rookie'ye karşı skor almayı başardı. Ama bu tabii ki Invictus Gaming'in inhibitör kulesini ve inhibitörü almasını engellemeyecek. Diğer taraftan da Jensen buraya gelse dahi herhangi bir şey yapamayacak. Bunun bilincinde olduğu için üst koridor ilk kulesini TL adına almayı başardı. Ama gerçekten bu dakikadan sonra Team Liquid'in işi çok çok zor. 7000 altın fark var. Ve Baron'a en uzak olan inhibitörü açmayı başardılar. Doğru. Onu söylemek lazım. Evet Impact ışınlanı var. Oraya gidebilir tutabilir ama minyonları ne derece temizleyebilir?
Bunu birazdan göreceğiz. Hmm. Fazla bekliyorlar muhtemelen. Rookie bir şeylerin yanlış gittiğini sezmiş ama orada galiba. Evet. Oo. Yani ben gireyim mi girmeyeyim mi, gireyim mi girmeyeyim mi, biri var mı yok mu derken. Ya şey. Varız ama biz aslında da yokuz. LeBlanc evet geride falan ama 0-3 ama sonuçta LeBlanc. Aynen öyle. Anlık hasarını bırakıyor. Ki Rookie'nin oynadığı şampiyonda da böyle büyü direnci falan yok şu anda. Artı canı da fazla değil, tek yemiş o yüzden. Yalnız dışarı şimdi ortada ultisini kullandı. Buradan çıkabilecek mi diye bakarım. Oho! Sen yandı double lift! Neredeyse tekliyordu burada. Yandan Balvan geldi şimdi. O neydi burada öyle? Burada skor alacaklar. Gengin ultisi double lift'i bitirdi. Yan tarafta Jackie Love'da Johnson'ı öldürüyor. Şimdi üstüne doğru kaçmaya çalışan bir isim var. O da X-Smith'i. O neydi öyle? Ya az önce ne dedim ben kırmızı size? Kırmızı bir bant oluştu orada. Az önce ne dedim? Dedim ki IG hata yapsa bile dışa yordu olduğu sürece sıkıntı büyük dedim. Dışarı hata yaptı ama hata bir anda tam tersine döndü. Hata double lift'in teklenmesine döndü bir anda. Ben şurada ya. Acaba double lift tek yeseydi oradaki o bar görünecek miydi, görünmeyecek miydi onu düşünüyorum şu an. Yalnız bunların hiçbirinin önemi yok çünkü. Geçtiğimiz senenin dünya şampiyonu, bu senenin Çin üçüncüsü Invictus Gaming artık maçı bitirmeye doğru Jensen gidiyor. Dışa inanılmaz bir hasarı var. Double lift yaklaştığı gibi tek yedi burada. Rookie'den tek yiyor. Johnson orada Zonya'dan çıktığı gibi ölecek gibi duruyordu ama son anda üste kaçmaya başardı. Ning şansına neden olmadı. X-Smith'i kesmeye çalışıyorlar. Invictus Gaming artık dalga şovadık geçercesine ya oynuyor ve 17-3'lük skor farkı, 10.000 altınlık fark. Invictus Gaming Team Liquid'i Kuzey Amerika'ya geri gönderiyor. Yani IG'de özellikle bu grupta şansın neredeyse son maça kadar bıraktı. Onlar için kötü haber. Ama iyi haber ise çeyrek finaldeler. Ya bu arada dışarı... Önlerinde 5-6 günlük bir zaman olacak. Hatalarını ve açıklarını kapatmak için bakalım. Evet. O zaman dilimi Invictus Gaming'e neler katacak?